Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. Tam gaz 9. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. Ve geldik romanda anlatım tekniklerine. Önemli. Neden önemli? Çünkü hem bu sınavlarda yine buradan soru gelecektir karşınıza, hem de bundan sonraki süreçte yani 10, 11, 12. sınıfta ve AYT edebiyatta yine buralardan konular karşınıza çıkacak. Bu nedenle şimdiden bir seferde en başta öğrenmeniz en temizi. Öyleyse dersimize geçelim. Ama öncesinde sizlerden minicik bir ricam var. Gerçekten çok ufak. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de beğenerek, abone olarak beni desteklemiş olursunuz. Öyleyse dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, bu videoda tek tek anlatma tekniğini, gösterme tekniğini, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, özetleme, geriye dönüş, pastiş, parodi, ironi. Bunların hepsini bu videoda sizlere aktaracağım. Önemli. Neden? Çünkü 10. sınıfta da özellikle 11 ve 12. sınıfta buradaki tekniklerin birçoğu yine karşınıza çıkacak ve sınav konusu olacak. Sınavda da çıkma ihtimali yüksek konular olacak. Bu nedenle en baştan öğreniyoruz ki bundan sonraki süreçte şöyle rahatlıkla arkamıza yaslanabilelim. Öyleyse hemen anlatma tekniğinden başlayalım. Nedir anlatma tekniği? Gençler, eserde ele alınan olayların ve durumların okuyucuya anlatıcı tarafından aktarıldığı anlatım tekniğidir. Yani bir olay vardır. Bu olayları gören birisi vardır ve o olayları ne yapar? Size, yani okuyucuya anlatır arkadaşlar. Örneğin bir roman alın, elinizi okumaya başlayın. Şunu fark edeceksiniz. Bir olay meydana gelmiş. O olayları gören birisi gördüğü kadarıyla sizlere aktarıyor. İşte tam olarak burada ne yapılıyor? Burada anlatılıyor olay. Yani bir anlatma tekniği var. Dolayısıyla hikayede, romanda, masalda, fabulda vesaire bunların hepsine ne tekniği vardır? En başta anlatma tekniği vardır arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum. Şöyle sizler de düşünün, hayal edin. Olayları size birisi anlatıyor. Bu teknik nedir? Anlatma tekniğidir. Dolayısıyla olayları anlatıcı ne kadar aktarırsa siz de o kadarını ondan dinlersiniz. Yani okursunuz. Şimdi en basit anlamda anlatma tekniği bu. Tamam, bunu anladıysak şimdi gelelim gösterme tekniğine arkadaşlar. Nedir gösterme tekniği? Arkadaşlar, az önceki tekniğinde ne vardı? Olayları görüp size aktaran birisi vardı. Ancak gösterme tekniğinde böyle bir şey yok. Okuyucu olayları bizzat görür. Yani anlatıcı aradan çekilir. Direkt olaylar okuyucuya sunulur. Bu tekniğe biz gösterme tekniği diyoruz. Mesela şuradaki metne bakalım. Sıtkı Bey demiş, kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın. Bak, Sıtkı Bey'in konuşması direkt onun ağzından bizlere gösteriliyor. Gönüllü de cevap veriyor. Onun akabinde Sıtkı Bey şu hareketi yaparak ona da bir cevap veriyor. Yani anlatıcı yok. Olayları bizzat biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Aynen tiyatro metinlerinde olduğu gibi. Tiyatroda bir olay sahnelenir ya, orada bizzat oyuncular ne yapar? Kendilerine verilen metni direkt canlandırır. İşte gösterme tekniği budur. Anlatıcı yoktur. Aradan çekilir. Biz bizzat o konuşmaları karşılıklı olarak görürüz. Yani tiyatro metni tamamen gösterme tekniğinden oluşmuştur. Ya da bir roman içerisinde böyle karşılıklı konuşmaların olduğu yerler gençler gösterme tekniğidir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bir yıldız ekleyelim. Şimdi geliyoruz iç konuşma tekniğine. Bak, buralar daha önemli arkadaşlar. Anlatma tekniği, gösterme tekniği. Buraları bir kenara atalım. Daha önemlisi iç konuşma tekniğidir. İç çözümleme tekniğidir. Bilinç akışı tekniğidir. Şimdi iç konuşmayla başlıyoruz. Olayların merkezine yer alan karakterlerin duygu ve düşüncelerinin bizzat karakter ağzından bizlere anlatılmasına biz iç konuşma tekniği diyoruz. Yani bir roman okuyoruz. Romanın kahramanı Ahmet olsun. Ahmet evine gitti, yatağına uzandı ve zihninden düşünceler böyle hızlı bir şekilde geçiyor. İşte o düşünceleri bizzat kendi ağzından bizlere aktarırsa bu iç konuşma tekniğidir. Yani burada karakter kendi kendine konuşacaktır. Bak, tekrar söylüyorum. Kahramanın o anki duygu ve düşünceleri onun ağzından, yani birinci ağızla anlatılırsa bu iç konuşma tekniğidir. Hemen örnek metnimize bakalım. Pırat der demez içim cız etti. Deminden beri aklıma getirmek istemediğim her şeyi bu sefer zapt etmeme imkan kalmamıştı. Fakat ne diye soracaktım. Benim Maria ile olan münasebetimden onun haberi yoktu. Sualime ne mana verecekti? Bak, burada kahraman kendi iç konuşmasını bizlere aktarıyor. Hangi ağızla? Kendi ağzıyla. Yani birinci ağızla. Arada bir anlatıcı yok. Bu şekilde kahramanın o anki duygu ve düşünceleri kendi ağzıyla bizlere aktarılırsa buna biz iç konuşma tekniği diyoruz. Peki gelelim iç çözümleme tekniğine. Bu nedir? Arkadaşlar, yine az önceki örnekte olduğu gibi iç çözümleme tekniğinde de yine kahramanın o anki duygu ve düşünceleri bizlere aktarılır. Ancak en temel fark şudur iç konuşmadan. Bu sefer anlatım kahramanın kendi ağzıyla değil, anlatıcının ağzıyla yapılır. Yani eğer anlatıcı kahramanın duygu ve düşüncelerini, iç konuşmasını bize aktarıyorsa bu iç çözümleme tekniğidir. Eğer bu duygu ve düşünceler kahramanın bizzat kendi ağzıyla yapılıyorsa işte o iç konuşmadır. En temel fark bu. Bu kadar da basit. Dolayısıyla arkadaşlar düşünceler, tekrar altını çizmiş olalım, anlatıcı tarafından bizlere aktarılır. Tabii ki o anki kahramanın duygu ve düşünceleri bilebilmesi için bakış açısının ne olması gerekiyor? Tabii ki hakim, tanrısal, ilahi bakış açısı olması gerekiyor. Şimdi örneği okuyalım. Hasat zamanı geldiğinde bunca emeğinin karşılığını alamayacağını aylar öncesinde anlamıştı. İsteksiz bir şekilde tarlasına gidiyor, akşama kadar zoraki bir şekilde çalışmalarını tamamlıyordu. Yine mi aldığı kararlarla ailesinin bunca emeği boşa gidecekti? Canı sıkılıyor ve kimseyle konuşmak istemiyordu. Bak, kahramanın duygu ve düşünceleri hangi ağızda bizlere aktarılmış? Üçüncü ağızda. Yani birisi kahramanın o anki düşüncelerini okuyor, biliyor ve bize anlatıyor. İşte arkadaşlar bu iç çözümleme tekniğidir. Şimdi gelelim bilinç akış tekniğine. Bak, diğerlerinden farklı olarak bilinç akışı çok farklı bir teknik. Burada da yine kahramanın duygu ve düşünceleri bizlere aktarılır ve bu birinci ağızla yapılır. Yani bizzat karakterin kendisi kendi ağzıyla bu duygu ve düşüncelerini bizlere aktarır. Ama en temel fark, en belirgin fark şudur. O anki duygu ve düşünceleri karma karışık, düzensiz bir şekilde bizlere aktarılır. Eğer bu şekilde karma karışıklık, düzensizlik varsa buna biz bilinç akışı diyoruz. Yani gençler kendinizi düşünün, kendinizi hayal edin. Bazen öyle bir şey yaşarsınız ki şöyle uzanırsınız yatağa ya da dalarsınız denize bakarak, aklınızdan bir sürü şey böyle hızlı hızlı geçer. Mantıksız bir şekilde her şey o an su misali hızlı bir şekilde yuvarlanır gider zihninizden. İşte buna biz bilinç akışı diyoruz. Yani bu bilinç altınızda yer alan bu düşünceler hızlı bir şekilde, düzensiz bir şekilde dışarı aktarılırsa buna bilinç akışı tekniği diyoruz arkadaşlar. Ve bilinç akışı tekniği bir sayıklama gibidir ve anlatılanlar arasında, yani cümleler arasında mantıki bir bağ bulunmayabilir. Mesela bak, örneğe bakıyoruz. Deniz sakindi. Kayalara hafifçe bir dalga vuruyordu. Dalga sesi martılarla karıştı. Fark ettim ki hayatta farklı tonlar var. Belki de onları fark edebilmek gerekiyordu. Bugüne kadar nasıl kaçmıştım her şeyden? Mesela arkadaşlarıma güvenmedim hiçbir zaman. Sanki mutluluklarında ben yoktum. Belki çocukken böyle değildik. Bak, nereden başladık? Öncelikle denize baktı, martı seslerine baktı, dalgalara baktı. Oradan çocukluğuna kadar gitti. Yani böyle hızlı hızlı. Dikkat ederseniz cümleler de böyle kısa kısa. Kısa kısa, mantıksız bir sırayla hareket ediyor. Bu şekilde bir anlatım karşınıza çıkarsa buna direkt bilinç akışı tekniği diyeceksiniz. Yani bir sayıklama gibi, içinizdeki her şey olduğu gibi kısa kısa cümlelerle, yarım cümlelerle bizlere aktarılırsa buna biz bilinç akışı tekniği diyoruz. Ve şimdi geldik özetleme tekniğine. Gençler, anlatıcının kişileri ya da hakkında bilgi vermek istediği herhangi bir şeyi özetleyerek anlatmasına biz özetleme tekniği diyoruz. Yani mesela bazı önemsiz detaylar vardır, bazı önemsiz zamanlar vardır. Yazar oraya aktarmak istemez. Aktarıp da romanını uzatmak istemez. Dolayısıyla oraları ne yapar? Özet geçer. Yani mesela siz bir kahramanın okuldaki hayatını anlatıyorsunuz. Onun geçmişteki yaşantısını, aile yaşantısını yaparsınız, özetlersiniz. İşte buna biz özetleme tekniği diyoruz. Özetleme tekniği sayesinde olaylar dağılmadan ve tekrara düşmeden anlatım ilerlemiş olunur. Bir örnek verelim. Ali Rıza Bey, Babı Ali yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. 30 yaşına kadar dahiliye kalemlerinden birisinde çalışmıştı. Şimdi yaprak dökümünde Ali Rıza Bey hakkında bilgi veriyor. Aslında o Ali Rıza'nın İstanbul'a gelip yerleşmesi ve sonrasındaki olaylar o romanda bizlere aktarılır. Ama öncesi de var. Ali Rıza Bey kimdi? Nerede çalıştı? Nerede okudu? Şimdi oraları da bizzat aktarsa yazar zaten bu roman iyice uzayacak. Ne yapıyor yazar? Oraya bir özet geçiyor arkadaşlar. Özetleme tekniği budur. Ve geldik geriye dönüş tekniği. Arkadaşlar bir roman okuyorsunuz. Elinize bir roman alın ve okumaya başlayın. Olayların geçtiği zaman şu andır, değil mi? Yani anlatıcı olayları şu anda oluyormuş gibi sizlere aktarır. Bunda hemfikiriz. Ancak bazen anlatıcı öyle bir şey yapar ki birden sizi alıp geçmişe götürebilir. Biz buna ne diyoruz? Geriye dönüş tekniği diyoruz. Bu özellikle sinemada ortaya çıkmış bir tekniktir arkadaşlar. Biliyorsunuz flashbackler vardır. Yani böyle kahramanın ya da olayların öncesini aktarmak için geçmişe gidilir ve tekrar bugüne gelinir. Hatta bazen de geleceğe gidilir. İşte bu tekniğe biz geriye dönüş tekniği diyoruz arkadaşlar. Böylelikle olaylar hakkında, kişiler hakkında biz daha detaylı bilgi sahibi olabiliriz. Kahramanımız şu anda bir şeyler yaşıyor. Romanımız da zaten bu olaylar üzerinden oluşuyor diyelim. Ama bunu daha iyi anlayabilmek için ne yapabiliriz? Geçmişe gidebiliriz. Geçmişe gidip o olayla ilgili ya da o kişiyle ilgili böyle ipuçları bizlere verilebilir. Bu teknikte böyle bir fayda sağlar romanda. Şimdi geliyoruz pastiş tekniğine arkadaşlar. Bundan sonrası da önemli. Yani burada pastiş, parodi ve ironi tekniğini göreceğiz. Bunları da mutlaka bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar yine 11 ve 12. sınıfta karşınıza çıkacak. Pastiş nedir arkadaşlar? Bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini, düşüncesini taklit etmeye biz pastiş deriz. Yani bir roman yazacaksınız ya da bir eser yazacaksınız. Bu eserde arkadaşlar başka bir yazarın üslubunu, anlatım tarzını taklit ediyorsanız buradaki tekniğe biz pastiş diyoruz. Bu kadar basit. Peki neden böyle bir şey yaparız? Aslında pastiş yaparak o yazarın anlatımını beğendiğimizi ifade etmek isteriz ve o eseri, yani taklit edilen eseri yüceltmiş oluruz arkadaşlar. Dolayısıyla pastiş denildiği zaman hemen aklınıza şu gelecek. Başka bir eseri üslup anlamında, anlatım anlamında taklit etmek. Bu kadar basit diyorum ve şimdi gelelim parodiye. Pastişte ne yapıyorduk? Başka bir yazarın ya da başka bir eserin anlatım tarzını, yani üslubunu taklit ediyorduk. Parodide ise arkadaşlar bu sefer o eserin içeriğini taklit ediyoruz. Yani üslubunu taklit edersen pastiş, o eserin içeriğini, konusunu taklit edersen bu parodi olmaktadır. Hemen bakalım. Bir eserin bölümü ya da bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan, ona bambaşka özellikler vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratmaya biz parodi deriz arkadaşlar. Örneğin İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası adlı bir romanı vardır. O romanda şöyle bir bölüm var arkadaşlar. Zagon üzerine öttürmeler. Ben de bu romanı okuduğum zaman bu bölümü farkında olmadan okumuşum ama sonradan fark ettik ki aslında o bölüm Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşmalar adlı kitabına bir atın. Yani burada İhsan Oktay Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşmalar adlı eserini alıyor, onu değiştiriyor, biraz da komik hale getirip eserinde zagon üzerine öttürmeler şeklinde bizlere aktarıyor. Ne yaptık? Konusunu taklit alarak bir eseri andığımız için buna biz parodi tekniği diyoruz ve geliyoruz son olarak ironi tekniği arkadaşlar. Burada da söylenenin tam tersinin kastedilmesi söz konusu. Yani söylenen ya da yapılan eylem ciddi görünüşü altında karşıt düşünceyi ya da eylemi ifade ediyorsa ve böyle yapılarak orada bir eleştiri ortaya konuluyorsa buna biz ironi diyoruz arkadaşlar. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı bir romanı vardır ki mutlaka tavsiye ederim, bu eseri okuyun. Çok keyifli bir eser, kitap. Ancak orada şöyle bir durum var. Oradaki karakter Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde çalışıyor. Bu enstitünün de tek amacı saatleri ayarlamak. Gidiyorsunuz, orada sizin geri kalmış saatiniz ayarlanıyor. Tam olarak zaman bulunmuş olunuyor. Bu kurumun tek amacı bu. Saatleri ayarlamak. Ve bu kurum o romanda öyle bir ciddi gösterilmiş ki gülümsememek mümkün değil. Peki şimdi gelelim biz ironiye. Burada ne yapılıyor? Aslında burada bazı kurumların ne kadar gereksiz olduğu ifade ediliyor. Aslında burada İşe yaramayan kurumlar eleştiriliyor arkadaşlar. Tabi bizzat bu kurumlar şöyle şöyle diye onları eleştirmek yerine bir ironi yapılıyor. Bir benzetme yapılıyor ve o eser üzerinden aslında eleştiri o kurumlara yöneltiliyor. İşte arkadaşlar biz buna ironi diyoruz ve böylelikle romanda anlatım tekniklerini bitirdik. Umarım sizler için keyifli, faydalı bir video ortaya çıkmıştır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda ben bu videoda anlattıklarımı bir PDF olarak sizlerle paylaşıyorum. Bu videonun açıklama kısmından onu indirebilir, derslerinizde kullanabilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.